vardır. Ama şunu söyleyelim, adliyeye sıkça gidip gelme durumunda olan insanlar bilirler. Ben de oralara zaman zaman gidiyorum, adliyeye. Orada çok sayıda polis memurunun bulunduğunu biliyoruz. Çevik kuvvet ekipleri var. Evet, bakın şurada ambulansa bindirilmekte olan şahsın görüntüleri, bir yandan da kalp masajı yapıyor. Evet, bakın orada bir hareketli bir sağlık görevlisi mütemadiyen orada kalp masajı yapıyor. Evet, ambulansın kapıları kapatıldı ve o ambulans hızla orada olay yerinden de görüntüler bunlar. Polis ekipleri adliyenin dört bir yanında zaten sürekli olarak tertibat almış durumdalar. Yani normal zamanda da öyle, ama şu anda oraya ilave güvenlik kuvvetlerinin sevk edildiğini anlıyoruz. Bir yandan da havadan helikopterle takip de dahil yoğun bir arama ve takip faaliyetinin de olduğunu görüyoruz. Çağlayan Adliyesi'nin önünde yaşanan olayın içeriğine ya da niteliğine dair bir bilgi yok. Evet, iki kişinin öldüğü, ikisi polis, üç kişinin yaralandığını az önce öğrendik. Ekranda da görüyorsunuz. Hani az önce sizlere dedim ya, dört şahıs hareketsiz yatıyordu yerde diye. Onlardan ikisinin maalesef hayatını kaybeden insanların cesedi olduğunu şimdi teyit etmiş bulunuyoruz. İki ölü var, ikisi polis, üç yaralı var. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi, civardaki hastanelere sevk edildi. Orada hayata döndürülmeye çalışılıyor ya da yaraları tedavi edilmeye çalışılıyor. Ama o gördüğümüz yerde yatan şahıslardan ikisinin öldüğü bilgisi kesinleşti. Çağlayan Adliyesi'nin önündeki olayın iki hasım grup arasındaki silahlı çatışma mı olduğu, çünkü adliyenin önünde ya da bazen içinde ona benzer olaylar zaman zaman yaşanıyor, yoksa bir saldırı mı olduğu henüz belli değil. Ama netice itibariyle iki ölü ve üç yaralı var. Yaralılardan ikisinin polis memuru olduğu anlaşılıyor. Olayın meydana geldiği ilk dakikalarda büyük bir panik de yaşandı orada. İnsanlar can havliyle kendilerini adliye binasının içine atarken görüntüleri de sizlerle olayın hemen sıcaklığı anında paylaşmıştık. Bu görüntülerde yine sağ taraftaki canlı görüntüler mi? Evet, sol taraftakilerde olayın hemen ardından biraz uzaktan çekilmiş görüntüler. O izlediğiniz insanların bu yoğun olarak hareket halinde olduğu o demir parmaklıkların arkasındaki bölge, Çağlayan Adliyesi'nin önündeki geniş meydan. Zaman zaman orada basın açıklamaları oluyor, gösteriler filan oluyor. Büyük bir meydandan söz ediyoruz. O meydanda anında yaralılara müdahale edildi. Daha doğrusu çatışan gruplara da müdahale edildi. Polis ekiplerinin bazı kişileri gözaltına alındıkları ve etkisiz hale getirdikleri bildiriliyor. Ama adliye binasına şu an itibariyle hala giriş çıkışların kapalı olduğuna dair bilgiler de var. Sağda izlediğiniz görüntü, ekran görüntüsü canlı sanıyorum. Orada ambulansların geldiğini ve olaya müdahale edildiğini görüyoruz. Şu ana kadar iki ölü, üç yaralı var. İkisi polis memuru. Oraya tekrar döneceğiz, Çağlayan Adliyesi'ne. Oradan da KRT muhabirleri de olay yerine ulaştıklarında canlı bağlantıda bizlere bilgileri aktaracaklar. Şimdi tekrar deprem.